Kefenimi giydim, tabutuma bindim. İşte beni götürdüler, mezarıma koydular. Beni teşhi edenler, oraya kadar uğurlayan eş dost arkadaş onlar bırakıp gittiler. Ben mezarda yalnız başıma günahlarımla baş başa kaldım. Kabrin karanlığındayım. Dedikten sonra kullaatın garip bütün gelecekler ileride ben öleceğim ya o gelecek bütün gelecekler yakındır hükmünü nakletmekle ve peşinden de şöyle diyor ben şimdiden görüyorum ki diyor yani hazır zamandan istikbale fikren gittiğimde ben şunları görüyorum İstikbali ben şimdiden düşünüyorum demiş olur bu ise hakikat mesleğinin zıttı değildir aksine esasıdır bu esasa uymak şartıyla sizin sorunuzda geçen ikinci bir tefekkür yapmak hakikat mesleğine zıt düşmez ve daha isabetlenir. E bu sizin sorunuzun cevabı Halit Bey. İkindi Yağmurları isimli eserin sayfa 419'da zaten en son soru. Bazı Sofilerin Rabı Tayyip Mevt düşüncesiyle Hazreti Bediüzzaman'ın Rabı Tayyip Mevt anlayışı arasındaki fark nedir, nasıl bir fark vardı diyen çok önemli bir soru var. Değerli arkadaşlar, yani ihlası kazanmak için rabıtay mevt yapma zorundayız. Rabıtay mevt nedir? Bunu anlamak için de bugün Risale'den işte açıklamaya çalıştığımız bu konunun şerhi, detaylı açıklaması, örneklendirmesi ikindi yağmurları son soru. Lütfen sayfa 419 ikinci yağmurlardan orası tarafınızda okunursa Rabı Mevt'i anlamış ve ihlası elde etme yolunda bir kanat kendinize takmış olursunuz. İkinci kanadı da şimdi devam edeceğiz. Allah razı olsun.